şey ben, aklım fikrim sizinle. Koşturmaktan yoruldum gönüller olsun diye. Bak gelip geçiyor günler, hepimize de yazık. İçimiz of daraldı, anlaşmalıyız artık. Bazen o kadar uzak, bazen de yan yana. Asırlar süren bir oyun, gerile kaynana. Kadın ya adı hep aynıdır, genci yaşlısı. Bitmedi, bitmeyecek bu iktidar kavgası. Bazen o kadar uzak, bazen de yan yana. Asırlar süren bir oyun, gerile kaynana. Kadın ya adı hep aynıdır, genci yaşlısı. Bitmedi, bitmeyecek bu iktidar kavgası. Made in Turkey. Baba tembel muhallebiyi çok sevdi. Oğlum kedi muhallebi yer mi? Yiyemesin ki. Külü alın. Selin hadi, 1,5 saat oldu. Hadi bak bekliyorum. Of ya, hangisini giyeceğim ben? Ay, bir tane de giyecek bir şeyim yok ki. Selin hadi ya. Var ya Berke, sana kız istemeye gittiğimizde kızın babasına vallahi soracağım ha. Kızınız çabuk giyinir mi? Makyajı uzar mı? Bir yere gideceği zaman oğlumu kapının önünde bekletir mi diye. Yemin ediyorum bekletirse sırılsıklam aşık ol, almayacağım o kız sana. Ya sana bu kötülüğü yapmam oğlum. Baba ben getiririm, benimle evlenmek istiyorum ya. Hayır dedim. Allah Allah. Selin. Selin. Selin hadi herkes topla. Senin hala eşofmanlısın ya. Spora gitmiyoruz ki, misafirliğe gidiyoruz. Ne giyeceğime karar veremiyorum Levent ya. Aşkım var ya bir sürü elbisen işte. Giy birine gidelim. Zaten 40 yılın başı bir yere çıkıyoruz. O yere geç kalmayalım ya. İyi de hepsini daha önce giydim. Ne olacak? Bir daha giysen ne olur? Olur mu Levent ya? Kendisine bir tane elbise almış ya. Her yere onu giyiyor demezler mi? Ya demezler hayatım. Altıyla Ceyda yabancı değil. Heh. Ceyda bunu hiç görmemişti. Başka kim geliyordu? Alp'le karısı. Yasemin. Evet. Yok, o zaman ben bunu da giyemem. Ya neden ya? Tiyatroya gittiğimizde Yaseminlerle karşılaşmıştık ya, o zaman üstümde bu vardı. Cık. Yok, aynı şeyi giyemem. Ya of senin ya, her çıkışımızda aynı kriz ya. Şu çalışırken giydiklerinden giy bir şey. Ay yok artık Levent, iş toplantısı mı bu? Döpiyesle gideceğim. Hadi canım benim ya, hadi bir tanem benim, hadi güzelim benim, hadi aşkım benim. Al, bak bu, işte bak, bu sana çok güzel gidiyor. Bu renk var ya, sana acayip yakışıyor. Heh, oldu işte. Belmalar geliyor mu? Gelmiyorlar Belmalı. Gelemeyeceklermiş. İşleri çıkmış, vazgeçmişler. Yalan söylüyorsun. Alpay'ın iş yerinin açılışında ben bunu giymiştim. Belma da oradaydı. Hayatta bunu giyemem. Hayatım o zaman geceliğin de gel. Onu kimse görmedi. Levent saçmalama ya. Nereye? Ha, gelemem ben ya. Giyecek hiçbir şeyim yok benim. Ay Allah'ım ya. Ağlamak istiyorum ya. Lan karım mı var, derdim var ya. Ya Selin. Sen şimdi yani farklı bir elbisen yok diye misafirle gitmekten vaz mı geçtin? Ay ne yapayım Levent? İyi de hayatım ben de bu üstündekini 1000 kere giydim. Kimse beni aynı şeyi giyiyorum diye ayıplamıyor. Sen erkeksin Levent. Zaten erkek olduğun için de bu tür toplantılara birkaç gün öncesine haber vermiyorsun. Tam son dakikada arkadaşlarla toplanacağız diyorsun. E biz de son dakikada karar veriyoruz. Sen şimdi ara Altuğ, söyle yarın gidelim. Ben sabahtan çıkar üstüme başıma bir şeyler de alırım. Hem saçımı falan da değiştiririm, tamam mı? Ya hayret bir şey ya. Vallahi hayret ya. Aferin tembel, şimdi bunu patlat. Ay Berke ne yapıyorsun oğlum? Anne tembele balon patlatmayı öğretiyorum. Oğlum illa bir şey öğreteceksen patlatmayı değil şişirmeyi öğret bari. Yani şu farklı giyinme olayını nasıl bu kadar abartıyorsunuz anlamıyorum ben. Ya sen şimdi bayan voleybol milli takımında oynasan her maça ayrı formayla mı çıkacaksın? Abartma istersen hayatım. Ya ama ben o beyaz formayı Bulgaristan maçında giymiştim. Hayatta bir daha aynı maçta aynı formayı giyemem Bulgarlara karşı. Rezil olurum. Yani Levent, size 6 sene tıp okutuyorlar ya. Hazır kaptırmışken bir sene de kadınlar konusunda okutsalar ne iyi olur değil mi? Bir sene mi?
Ya siz kadınları anlamak için var ya, kadın bilimleri fakültesi kurulması lazım. Hem de öyle bir sene falan değil yani. 10 sene, 10. 20 hatta, 20. 30, 40. Hoş geldiniz Adalet Hanım. Hoş bulduk Fatma kızım. Hoş geldin anne. Hoş bulduk oğlum. Hoş geldiniz anneciğim. Hoş geldiniz diyerek araya mesafe koymana gerek yok kızım. Zaten o kadar sık gelmiyorum. Yanlış anladınız anneciğim. Bak yine sizi bizi konuştu, duydun mu Levent? Araya mesafe koymak istiyor, ben biliyorum. Hayır anneciğim, senin sana olan saygısına öyle konuşuyor. Çoğul konuşmak, araya mesafe koymak değil midir evladım? Tamam da anneciğim, yani öyle uzak mesafe değil, kısa mesafe. Levent. İyi de hayatım, sen de biraz tekil konuş ama. Fatma kızım, bir tabak getirir misin? Peki Adalet Hanım teyze. Maşallah, maşallah. Ah, Fatma gibi kadın ha. Vay maşallah. Mustafa durun. Kimmiş o apartman gibi olan? Bir apartman resmine bakıyordum da o bakımdan... Gördüm Mustafa, çabuk göster hangisi o kadın? Bu mu? Topuklu giyince boy uzamış ya Fatma. Yani maslaktaki gökdelenlere benzemiş. O bakımdan şey dedim, apartman diye. Sen şimdi bu kadına taş gibi mi demek istiyorsun Mustafa? Yok Fatma'nın ne alakası var? Alçak mısın? Sen gözünün önündeki kadını bir gün olsun görmedin. Bir kere beni apartmana benzetmedin. Ya. Neyse hanımlar, bana müsaade, ben çıkıyorum. Ben de birazdan çıkacağım hayat. Çıkın bakalım. Ben geldim ya bu eve, siz hemen çıkın. Zaten bir daha gelmeyeceğim buraya. Anneciğim olur mu öyle şey ya? Allah Allah, işe gidiyorum ben. Ben de alışverişe gideceğim anneciğim. Ne alışverişi? Bir bluz, bir de etek alacağım. Ben sana para bırakayım hayatım. Ya gerek yoktu be hayatım, var benim biraz param. Olsun canım, al yanında bulunsun sen. Al. İyi, peki teşekkür ederim. Oğlum sizin gardıropta yangın falan mı çıktı? Ne yangın anne ya? Yangın falan çıkmadı. Gardıropta Selin'in bir sürü eteği bluzu vardı. Ne oldu onlara? Anneciğim, genç insanlar bazen farklı şeyler almak isterler. Öyle değil mi Levent'ciğim? İster tabii hayatım. İstemez olur mu ya? Bence müsriflik. Olmasa neyse. Benim o kadar çok kıyafetim var mı Levent'ciğim? Yok hayatım. Bilemiyorum artık. Sizin gardırobun önünden geçerken giyim mağazasında dolaşıyor gibi oluyorum. Öyle değil mi oğlum? Tabii anneciğim, tabii. Böyle bir tane kasiye, bir tane tezgahta, bir de çıstak çıstak müzik koydun mu aynı giyim mağazası yani. Ama küçük bir giyim mağazası hayatım. Öyle büyük değil yani. Madem o kadar meraklıydın, evlenecek kadınları bu dergilerden seçseydin Mustafa. Ben sadece bir göz attım Fatma. Sen bana göz atacaksın. Buradaki kadınlara değil. Tamam Fatma, tamam. Bundan sonra senin sayfalarını çeviririm. Sana göz atarım. Allah. Allah. Çevireceksin tabii. Gör bak bakalım. Bundan sonra ben de böyle yüksek topuklar giyeceğim. Hadi diyelim ki senin aldığın kıyafetler sana yetmiyor Selin. Peki benim aldığım kıyafetler var. Onlar ne güne duruyor? Levent'ciğim, bir yere giderken annemin hediye ettiği kıyafetleri giymemi ister misin hayatım? İsterim tabii. İster tabii. Oğlum benim zevkimi beğenir bir kere. Bence o politik davranmayı sever. Kim? Ben. Asla yapmayacağım bir şey. Ah tabii. Koca parası harcamak kolay. Bu çocuk 6 sene kolay mı tıp okumuş? Bugünlere kolay mı gelmiş? Kolay mı para kazanıyor? Bunu düşünen yok. Ben alışverişe gitmekten vazgeçtim Levent. Bütün kıyafetlerim eskiyince, delinince, her yerinden ipler saçaklar sarkınca... ya da gardırobumda yangın çıkınca belki o zaman gider kocam parasıyla bir şeyler alırım. O zamana kadar da bu para sende kalsın Levent. Ya Selin, ya alsana şu parayı ne olur ya. Umarım annem bir gün sana da bir kıyafet alır. Başka da bir şey demiyorum. Ya anne ya, anne ya. Ay tamam tamam, ben bir şey söylemedim tamam. Konuşmasam paralarını sokaklara satacaklar. Burada da buz gibi oldu. Kınır üstattan Mehmet Bey efendim. Tamam. Hülya hemşire. Efendim Hasan. Sence Mehmet Bey gelince ona nerede kaldınız, her sabah gecikiyorsunuz diyebilir miyim, diyemeyiz? Diyemez. Peki dersem 10 milyon veriyor musun? Veriyorum.
Nasıl olsa Levent Bey seni öldürür, ben de parayı ödemek zorunda kalmam. Günaydın. Ne haber Hülya? Var mı bir durum? Var hocam. 318 numaradaki hasta rahatsızlanmış. İyi tamam. Bakın anam şimdi. Hocam nerede kaldınız? Her sabah gecikiyorsunuz. Anlamadım. Siz böyle yaparsanız personel ne yapar hocam? Hiç düşündünüz mü? Gelsene sen içeri. Biz beraber düşünelim. Gel. Gel gel. Çekinme. Gel. Gel. Sen bana hesap mı soruyorsun? Yok hocam, estağfurullah, haddimize mi? Hasan, sana acayip işkence yapmak istiyorum ama yapmayacağım abi. Çünkü böyle fotoğrafları basına sızarsa dünya kamuoyuna rezil olurum diye korkuyorum. Çok sağ ol Hasan. Ama etrafta fotoğrafçı olmadığına göre ben niye sana işkence yapmıyorum değil mi Hasan? Niye korkuyorum ki? Ha? Yok, niye korkuyorsun? Günaydın. Nasıl? Evet, ne yapıyorsun? Dur. Evet, dur bak. Levent yapma. Tutmaz annesini bileyim. Levent dur. Tamam bak. Tamam Levent. Ya bir deri bir kemik kalmış hayvan. Her gün süt süt. Nereye kadar ya? Allah Allah. Sarı kızım benim. Gel gel. Sarı kızım. Allah acıtmış. Ya o kadar paraları var, bir ciğer almıyorlar hayvana ya. Mustafa, yakışmış mı? Ne yakışmış mı? Boyum uzadı, fark etmiyor musun? Ya o insanın bu yaştan sonra boyu mu uzar ya? Yeter Allah'ın seversen. Boyun posun devresi Mustafa. Ay buraları da batırıyor. Pis, pis. Fatma ya. Çok büyük konuştum ben. Şimdi kıyafet almadan nasıl duracağım? Ay boş verin Selin Hanım. Alışırsınız. Ben yıllardır kendime bir şey almıyorum. Fatma, sen niye böyle topuklu ayakkabılarla geziyorsun? En üst raflara uzanamıyorum da böyle daha rahat oluyor. Neymiş efendim? Levent benim aldıklarımı giymezmiş. Kendisi giymiyor benim aldıklarımı. Bir de oğlumu zehirliyor. Ah Levent bayılacak bu görmeye, bayılacak. Ne güzel şey ya Rabbim. Görsün oğlumun üstünde bunları da. Canım benim. Anlasın bakalım. Ben mi zevksizim, kendisi mi zevksiz? Bari elimde olanlar yapabilirsin. Fatma'm şu suyu versene be. Al Mustafa. Oh afiyet olsun. Sağ ol, susamışım ha. Alakan var mı? Yo. Allah Allah. Berke'yi saymazsak bu evde bu gömleği giyebilecek iki kişiden biri sensin.
Levent giymeyeceğine göre. Ama çok güzelmiş ha. Beğendin mi? E beğendiysen al senin olsun. Sahi? Sahi tabii. Nasıl Levent giymez bunu? Ya Selin Hanım ya, çok teşekkür ederim. Hayatımda aldığım en güzel hediye bu. Abartma Mustafa, alt tarafı bir gömlek işte. Ya olur mu canım? Baksanıza çiçekleri bile var. Tam benlik ha. Tamam anneciğim, sağ ol. Giyerim tabii, niye giymeyeyim? Nerede? Yatağın üstünde. Tamam anneciğim, gelir gelmez giyeceğim. Sağ ol, teşekkür ederim. Hadi hoşça kal. Hoşça kal. Sabah Selin'in söylediklerini duydu ya, hemen gitti gömlek aldı. Ne dedi ki Selin? Ya annemin aldığı kıyafetleri beğenmiyor, o yüzden de giymiyor. İnşallah sana da alır da sen de anlarsın beni dedi. Ay biliyor musun, senin bu halini görünce evlenmekten soğuyorum bazen. Aa, ne varmış halimde? Ay baksana canım, sürekli çatışma halindesiniz. Ya olayın benimle bir alakası yok ki. Ya, olay kadınlar arası bir mevzu. Yani şu gelinle kaynana çatışması olmasa evlilik süper bir şey de. Al bakalım. Sağ olun Hülya hemşire. Gördüğünüz gibi ben bu hastanede kimseden korkmam. Hatası olanın hatasını anında yüzüne vururum. Kendini çok cesur sanıyorsun değil mi? Cesurum tabii. Merhaba hocam, saygılar. Ben de senin başını derde sokmazsam, bence herkese her şeyi söyleyemezsin. Yeterli miktar verilirse söylerim. Ama ben şey diyebilirsin. Ne? O 30 milyon oldu. Tamam. Buyurun. Laboratuvar aşağıda biliyorsunuz. İyi günler. Ne haber Hülya? Nasıl gidiyor? Gayet iyi. Ne haber Keltoş? Bana mı dedin? Kızmayın hocam. İnsan saçlarıyla barışık yaşamalı değil mi ama? Bunun altında kalmayacaksın herhalde Kemal. Gel bakayım söyleyelim. Gel hocam. Gel. Ne haber mor göz? Dikkat ediyorsun değil mi Berke? Evet hocam Gamze. Gamze abla Berke'cim. Bizim aramızda sıfatlar yok anne. Var değil mi Gamze ablası? Evet var Berke'cim. Ah hoş geldiniz babacığım. Merhaba canım. Hoş geldin Tuğba. Bak, merhaba. Tuğba'yla biz Bodrum'a gidiyorduk da gitmeden sana bir veda edelim dedik. Aa, Bodrum'a mı gidiyorsunuz? Evet, hem de Teoman'ın motosikletiyle. Harika değil mi? Ya süper. Ne haber ufaklık? İyidir dede. Bak Berke, bana dede demeyeceksin. Teo, Teo. Sen de bana Berke de. Ufaklık değil dedeciğim. Eyvah. Buna da aşık oldum. Merhaba, ben Gamze, Berke'nin gitar öğretmeni. Memnun oldum. Hadi Teoman, çıkalım artık. Bir saniye Tuğba'cığım, çıkarız. Bodrum şurası. Ama niye yaptın abicim sen bunu? Ağır tahrik vardı. Nasıl ağır tahrik? Ağır konuştu işte. Neredin sen bakayım? Önemli değil. Ya ne dedi Kemal, söylesene. Önemli değil. Ya önemli değilse adamın gözünü niye mor atıyorsun abicim? En azından benim sebebim var. Sen sebepsizleri yapışmıyor musun Hasan'ın yakasına? Ya benim de sinirlenmek için sebebim var canım. Neymiş? Karım ve annem. Hay Allah, ne yapacağım ben şimdi? Ay baba, yanında arkadaşım var. Bari o varken başka birine aşık olma. Ama çok güzel kız bu da. Olmaz baba, unut onu. Acaba ben Tuğba yerine Gamze'yi mi götürsem Bodrum'a? Of baba ya, of! Ne yapayım kızım? Gönül bu. Nereye konacağını ben nereden bilebilirim? Benim aşık olduğum kıza aşık olamazsın dede. Berke. Dede değil, Teo, Teo. Dede işte, dede. Sen söyle Hülya, Hasan Kemal'e nerede? Duymadım Levent Bey. Ya nasıl duymadın? Olay senin önünde cereyan etmiş. Hasan'ın Kemal'e ne dediğini eğer bana söylemezseniz sağ baştan kovmaya başlıyorum ona göre.
Evet hocam. Sıkı. Ama bak öbür gözünü de... Hasan, kovuldum. Sıra sende Kemal. Ya, tamam abicim, tamam. Kertoş dedi, ne var? Doğru mu? Evet ama benden Hülya hemşire rica etti hocam. Bana para teklif etti. Aa, deliye bak. Sen kendin benimle iddiaya girmedin mi keltoş derim diye? Sen de kabul mü ettin Hülya? Ben... Git şimdi Kemal Bey'den özür dile. Yoksa öteki gözünde ben mi aratacağım ha? Peki hocam. Ayrıca bir daha saçı olmayan birine keltoş dersen o saçlarını senin sıfıra vurur. Tamam hocam, tamam. Tamam, iyi. Bir daha da kimseye iddiaya girmeyeceksin. Kötü bir şey de söylemeyeceksin ona göre. Ekmek parası Levent Bey. Ya çık dışarı, çık! Tamam. Ekmek parasıymış. Ulan nedir benim bu çilem ya? Evde karımla annem, burada bunlar. Doktor muyum, sabır taşımayım belli değil. Kapıyı çarptı. Oğlum, yavrum. Gamze senin için fazla büyük değil mi? Ama senin için de çok küçük. Bak, sadece Bodrum'a gidip gelsek olmaz mı? Olmaz dede. Onu önce ben sevdim. O yokken Tuğba sana gitar çalar. İnanamıyorum size ya. Resmen pazarlık yapıyorsunuz. Bir şey mi lan? Saçına bakıyordum. İğrenç bir kesimi var da. Çok özür dilerim Kemal. Tek amacım Hasan'a birinin dersini vermesiydi, o kadar. Beni mi seçtin yani? Ne bileyim, senin kadar güçlü başka biri yoktu ki. Öyle mi? Özür dilerim hocam, size kâğıt olsun istemedim. Bak hala aynı şeyi söylüyorsun. Ne yaptın, özür dilerim hocam. Özür dilerim size hocam, ne yapıyorsun? Devam edelim Gamze. Edelim Berke. Size ne kadar güzel gitar çaldığımdan hiç bahsetmiş miydim? Teoman, gitmiyor muyuz? Gideriz gideriz. Önce biraz gitar çalayım. Bak. Bak şimdi. Nasıl anlatsam, nereden başlasam? Bodrum, Bodrum. Bodrum, Bodrum. Duygu. Biraz duygu. Ben gidiyorum Teoman. Bütün isteğim buydu. Motorun da aynı sesi çıkarttığını biliyor muydun Teoman? Bodrum, Bodrum. Bodrum, Bodrum. Dede bırakır mısın Gamze'nin gitarını? Gamze abla. Bırak oğlu. Ya dede işte, dede, dede, dede. Ufaklık, ufaklık, ufaklık. Berkeciğim, dedenle kavga etmen hiç doğru değil oğlum. Ama o da... Ayrıca Gamze ablanı güzel bulmanı anlıyorum. Tamam, sen de bir delikanlı oluyorsun artık. Ama ya onu seviyorum, onunla evlenmek istiyorum gibi şeyler için... ...biraz daha büyük bir delikanlı olman gerekir, öyle değil mi? Üf ya, ben büyüdüm zaten. Hadi bak, kapıya bak, baban gelmiştir. Abi ufaklık. Ben ufaklık falan değilim baba. Bunun nesi var ya? Gitar öğretmenine aşık. Ha, şu mesele. Ya o mesele daha da büyüdü. Aynı kıza babam da aşık oldu. Zaten var ya, baban kadar hızlı aşık olan birini görmedim ha. Ben de. Ya neyse, ben şu annemin aldığı gömleği giyeyim de sen bana öyle anlat. Şimdi gelin niye giymedim, beğenmedim diye bir sürü şey konuşur. Bir dakika, bir dakika. Hangi gömlek bu? Ne bileyim hayatım işte, bugün almış yatağın üstüne bırakmış. Orada değil mi? Orada değil hayatım. E nerede peki? Nasıl? Gömleğim güzel değil mi Fatma? Çok güzel, çok cazibeli Mustafa'm. Cazibeli değil mi? Biz çok cazibeli bir çift olduk o zaman Mustafa. Demek ki bu uzun topuklarla bu gömlek birbirine uyum sağladı. Vallahi bu gömlek sanki var ya içime gençlik aşısı yaptı ya. Bu gece hiç uyumak istemiyorum. Anlarsın ya. Mustafa. Fatma. O zaman yemekten sonra hemen aşağı ineriz değil mi Mustafa? O kadar bekleyemem, hadi çabuk. Ay dur deli mi? Tamam o zaman çabucak kur sofrayı da yesinler hemen. Hemen. Hadi yürü.
Amanin, keramet gömlekteymiş meğer. Bu gömleğe çok iyi bakmak lazım. Ya Selin, inanamıyorum ya. İnanamıyorum, sen annemin aldığı gömleği nasıl Mustafa'ya verirsin ya? Hayatım, bilmiyordum annenin aldığını. Vallahi annem var ya, duyarsa acayip sinirlenir ha. Evet ya, beğenmeyip kasten verdiğimi düşünecek. Nerede Mustafa, gidip şunu geri alalım ya. Selin Hanım, Fatma sofrayı hemen kursun değil mi? Ha Mustafa, sen şimdi sofrayı mofrayı bırak da bugün Selin'in sana verdiği gömleği getir bana. İşte gömlek bu. Nasıl ya? Bu mu? Mustafa'nın üstündeki mi? Evet, çok güzel değil mi? Ya bunu mu almış annem bana? Ya ben demiştim sana değil mi annenin aldıkları giyilmez diye. Anne! Aa! Ya dur, dur ya, dur. Anne! Ne oluyor oğlum? Hoş geldin, ne olsun öyle işte. Kendi... aşk olsun Levent. Hani sana aldığım gömleği giymemişsin oğlum? Bana aldığın gömleği mi? Gömleği? Evet, sakın beğenmedim deme oğlum. Bak çok güzel bir gömlek, hem de çok kaliteli. Beğendim anneciğim, beğenmez olur muyum ya? Süper bir şey ya. Zevksiz olduğumu ima edenler utansın biraz. Hadi giy de oğlum. Görsün herkes, görsün. Şimdi mi? Şimdi olmaz. Şimdi yemek yiyeceğiz. Evet, aceleyim. Fatma'nın işi var ya. Mustafa'cığım, sen gelsene. Bir dakika annemi... Yok, lanet be. Mutfağa... Olur da lanet be. Ben de bir yemeğe bakayım anneciğim. Ya Mustafa, hemen çıkartıyorsun bu gömleği. Hayır. Ya sana ne oluyor ya? O gömlek Mustafa'nın Levent Bey. Evet, Selin Hanım bana hediye etti. Mustafa'cığım, hediye ettim ama bilmediğim bir şey vardı. Hediyenizi herhalde geri istemiyorsunuz değil mi Selin Hanım? Niye? İstiyor. Ne yani? Ayrılan sevgililer gibi hediyeleri geri mi vereceksin? Mustafa, şimdi senlere benzetmelerinle uğraşacak vaktin yok. Çıkar şunu. Evet, tamam tamam hadi. Sen içeri git, ben hallederim hadi. Selin, al onu yoksa annemin elinden seni ben bile kurtaramam. Söyleyeyim ya. Mustafa'cığım. Hayır Selin Hanım. Selinler de yemeği hazırlıyorlar anneciğim. Hadi oğlum, giysene şu gömleğini. Tamam anneciğim, giyeceğim dedim ya yemekten sonra. Beğenmedin mi yoksa? Anneciğim, beğenmez olur muyum? Acayip beğendim. O kadar güzel ki yani insan vallahi giymeye kıyamıyor ya. Ah, yavrum benim, aslan oğlum benim. Ah, anasının kuzusu bu, kuzusu. Mustafa'cığım, sadece şu birkaç gün için geri istiyorum. Sonra yine sana vereceğim. Anlıyorum senden. Levent Bey giyecek, eskitecek, kirletecek, ondan sonra bize vereceksiniz. Biz zaten kullanılmış eşyalara layık zavallı insanlarız. Aşk olsun Fatma ya, biz öyle insanlar mıyız? Sizi çok yanlış tanımışız Selin Hanım. Mustafa, bu gömleği annem Levent'e almış. Ya ben sana verirken bilmiyordum. Öğrenirse çok kızar. Peki, tamam. Öyle olsun. Mustafa gömleği çıkarırsa yine o sümsük adam haline gelecek. Ya gömlek, ya ben Selin Hanım. Fatma, anlamadın galiba. Gömleği alabilirsiniz belki Selin Hanım. Ama o zaman beni kaybedersiniz. Hadi be Selin, hadi be Selin. Levent'ciğim, Fatma o gömleği kirliye atmış. Artık yarın giyersin, olmaz mı? Kirliye mi atmış? Yepyeni gömleği. Evet, kırışıklıklar açılsın diye. Sonra bir güzel ütü yaparız, mis gibi olur. Tamam mı hayatım? Olur hayatım, olur. O zaman hemen yıkansın. Yarın sabah işe giderken giyersin. Tamam mı oğlum? Tamam anne. Anneciğim, siz o gömleği nereden almıştınız? Niye sordun? Merak ettim. Hani böyle güzel şeyler her yerde bulunmuyor da belki Berke'ye de bir şeyler alırız. Ya anladınız değil mi zevksiz olmadığımı? Manav'ın ilerisinde kocaman bir dükkan var. Üstünde böyle tabelasında export yazıyor. İşte oradan aldım. Levent'ciğim, anladın değil mi beni hayatım? Sabah erkenden koşuyorsun export yazan dükkana. O gömleğin aynısından bir tane alıyorsun. Ya aynısından Mustafa'da da var. Annem görmeyecek mi? Tesadüf falan diyeceğiz artık. Ne yani? Şimdi ben sabahın köründe gidip gömlek mi alacağım ya? Annenin burada kalmasına izin veren sensin. Sabah sorar şimdi o sen işe giderken. Var ya, bitmiyor derdiniz ha. Sen niye veriyorsun ki gömleği Mustafa'ya? Ya tamam Levent, oldu bir kaza işte. O niye geri vermiyormuş peki? Hayatım, çok bağlanmış gömleğe. Hem verilen hediyeyi geri almak çok ayıp.
Ya insan öyle bir gömmeye nasıl bağlı? Vallahi anlamıyorum ha. Hayret oy, yani. Oy, tamam. Tamam. Hadi. Aşağıya daha uyanmamışlardım. Ay yeter Mustafa artık, in aşağıya sen de. Ya ben ne yapayım, gömlek çok deli. Hadi gel in aşağıya. Ay olmaz dedim. İn aşağıya. Tamam, hadi. Hadi. Bekle ha. Ay. Hadi be Levent, hadi ya uyandı anne. Ay Levent. Uyandım anne. Uyandı. İn şimdi aşağıya. Ay iyi bulmuşsun aynısını. Ekspoçuyu yatağından kaldırıp dükkanı açtırdım. Herif var ya, sabahın yedisinde gömlek mi alınır abi, manyak mısın dedim ya. Günaydın. Günaydın. Ah giymişsin oğlum, çok yakışmış. Ay çok güzel olmuş, çok. Ha tamam mı anneciğim, gördüm işte bak, severek de giydim gömleğini. Artık iş kıyafetlerimi giyebilir miyim? Ah, böyle gitsin evladım, arkadaşların da görsün. Of ya, ben kimse görmesin diye çıkartıyorum zaten. Anne, bu gömlek iş için biraz fazla renkli değil mi? Ne yani? Ben iş yerine giyecek gömlekle normal gömleği ayıramam mı demek istiyorsun? Hayır anne, yani o değil de bunun şeyi biraz rengi... Tamam oğlum, tamam. Sen beğenmedin hediyemi, tamam. Ben karışmıyorum. Nasıl istiyorsan öyle yap yavrum, karışmıyorum. Tamam anneciğim, tamam. Tamam, işe de bu gömlekle giderim, tamam. Bak, al. Çantamı da aldım. Ayakkabılarımı da giydim. Kapıdan da çıkıyorum. Bak, gözlerinle gör, tamam mı? Heh. Bak, çıkıyorum ha, ona göre. Heh. Ben demiştim sana, çok sevdi gömleğini. Ya, evet anneciğim, çok sevdi. Günaydın Selin Hanım. Günaydın Adalet Hanım teyze. Günaydın Mustafa. Gömleği? Selin Hanım verdi. Süper bir şey değil mi? Bundan sonra kimseye gerçek fikirlerimi söylemeyeceğim Hülya hemşire. Aferin Hasan. Gözün morardı ama çenen düzeldi. Evet, 100 milyondan aşağıda kimseye keltoş meltoş demem artık. Riski büyük. Günaydın Hülya, var mı bir durum? Ne oldu Hasan, ne oluyor? Gömleğiniz berbat bir şey Levent Bey. Ben daha dün sana... Bundan sonra kimseye kötü bir şey söylemeyeceksin demedim mi Hasan? Ha? Gel. Gel içeri gel. Gel içeride gir ya, gel. Gel. Korkma ya, gel. İçeri gel. Gel. Anneciğim vallahi tesadüf. Ya yani Mustafa da gitmiş, aynı yerden aynı gömleği almış. Ben hiç sizin hediyenizi Mustafa'ya verir miyim? Kulaklarımla duydum. Mustafa Selin Hanım verdi dedi. Tamam anne, özür dilerim. Ama ben bilmiyordum sizin aldığınızı, o yüzden verdim. Ben almasaydım da yatağın üzerindeydi. Sonuçta Levent'in olabilirdi. Doğru söylüyorsunuz. Demek ki beğenmedin, ondan verdin. Anneciğim kusura bakmayın, benim Berke'nin okuluna gitmem lazım. Siz rahatınıza bakın. Yani sen rahatına bak. Hani çoğu konuşmayacaktım ya, o geldi aklıma. Güle güle. Güle güle. Benim aldıklarımı başkalarına vermek ya. Fatma. Ya bu gömleği giyeli bir gün oldu ama bir yıkasak mı ya? Olur Mustafa, yıkarım. Olur. Ben böyle gömleği her gün yıkar, her gün ütülerim. Hatta kola bile yaparım. Yeter ki gömlek eskimesin. Fatma. Hadi gel benimle, hadi. Gelin de Adalet Hanım teyze, nereye? Hadi gel, gel. Lazımsın bana. Yürü, hadi yürü, yürü. Yukarıda işimiz var. Kızım çıkarsana o yandakileri, yürüyemiyorsun zaten. Aa, çıkaramam Adalet Hanım teyze. O zaman büyü bozulur. Ne büyüsüymüş o? Aşk büyüsü. Ulan Hasan! Levent! Levent! Uza abicim sen hemen, uza hadi. Levent, ne oluyor? Ne bu sinir her sabah? Evet ya, her sabah adamı tartaklıyor. Ya ne oldu ki, anlatsana. Ya ağır tahrik vardı bu sefer ya. Ne dedi? Ya ne diyecek abicim? İşte gömleğimi iğrenç dedi ya. Pek de haksız sayılmaz. Ben
Bence de. Gülmeseniz abicim ya. Bakayım. Ay, bu senin. Bu da senin. Ne olacak bütün bunlar Adalet Hanım teyze? Bunları sana veriyorum. Hepsi senin oldu. Ama bunlar Selin Hanım'ın. Bundan sonra senin oldu kızım. İster kullan, ister toz bezi yap, istersen başkasına ver. Neden Adalet Hanım teyze? Çünkü ben beğenmiyorum. Ama Selin Hanım çok kızar. Kızmaz, kızmaz. Kendisi başkalarına ait kıyafetleri sağa sola dağıtıyor. Demek ki bu evde böyle bir hukuk var. Ben de yapabilirim. Hadi toparla bunu, hadi. Dur, şunları da vereyim. Levent, şimdi bunun erkekler için olanı da var mı abicim? Kemal, uzattın ama ha. Sahi, niye giydin bu tuhaf gömleği? Ya, yuvam yıkılmasın diye. Valla, asıl bunu giyersen yuvan yıkılır. Selin seni terk eder. Valla, ben olsam terk ederim. Sen önce kendine birini bul. İstersen sonra terk edersin canım. Çok kabası Levent. Sen de bana gülüyorsun ama. Bir pilotla çıktığımı hatırlatırım. Aa, kule kontrol görevlisi ne oldu? Böyle bir gömlek giymişti, terk ettim. Ya abicim çıkar şunu Allah'ını seversen. Bak hastalığını seni ciddiye almayacak sonra. Ya neden almayacaklarmış abicim, neden? Yani bir gömlek giydik diye doktorluğumuz gitmedi ya. Levent Bey, acil bir apandis vakası var, her an patlayabilir. Muayene mi ettin, patlayacağını biliyorsun ya, Allah Allah. Şimdi doktora gidiyorum. Gitmiş olsun beyefendi. Ben doktor Levent Tunalı. Nedir şikayetiniz? Hemşire hanım, gerçek doktor yok mu burada? Levent Bey genel cerrahtır efendim. Evet. Doktor Bey çok acı çekiyorum. Tamam gelin ben sizi muayene edeyim o zaman. Ya bir dakika Kemal ya. Hasta benim hastam. Ben muayene edeceğim abi. Beyefendi tam şikayetiniz nerede? Ben burayı ciddi bir hastane zannediyordum. Böyle doktor mu olur? Yürü hanım gidelim. Ulan Hasan. Git şunların peşinden yakala. Tamam hocam. Hülya, sana Tarık'a haber ver. Ameliyatı alsınlar. Adamın şimdi apandisi apandisi patlayacak. Ya gülme Kemal Bey, gülme be. Do-re-mi. Uf ya, niye notaları öğreniyorum ki? Notalar müziğin temelidir belki. Bence müziğin temeli aşktır Gamze. Notadır. Aşktır. Notadır. Aşktır ufaklık. Aşk olmazsa müzik olmaz. Bu benim dersim dede. Senden sonra da benim dersim var. Size ders vereceğimi söylemedim Teoman Bey. Başka öğrencilerim var. Dün olabilir demiştiniz ama. Olabilir demek olur demek değildir. Programıma baktım tamamen dolu. Tamam siz bana ders vermeyin. Ben size motosiklete binmeyi öğretim. Ha? Motosikletten çok korkarım ben. Bana sarılırsanız hiçbir şey olmaz. Gamze benimle evlenir misin? Berke. Akıl var, mantık var evlat. Gamze seni yaşıtın mı? Gamze, seninle Bodrum'a gidelim mi? İkinize de bir şey söylemem gerekiyor. Evet de Gamze. Ya ne oluyor burada arkadaşlar? Önemli bir şey yok Levent Bey. Berke'cim benim erkek arkadaşım var. İnanmıyorum. İnan. Ve çok iri yarı bir Teoman Bey. Hadi ya. Dün ben size şarkı söylerken o zaman niye gülümsediniz bana? Çünkü çok komik söylüyordunuz. Hatta bu gömlekten bile komik. Nereye Gamze? Bugünlük yeter Berke'cim. Sonra devam ederiz. Senin yüzünden gitti dede. Dün gülümsemişti ama bana. Alo, Tuğba. Canım, nasılsın? Bodrum'a gidiyor muyuz bir tanem? Olur mu canım? Allah Allah. Benim bak kızlarla ne işim var? Ben seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Dön bana. Ne olur dön bana. Dön, 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 dön. Berke Bey. Evlilik teklifinin reddedilmesi kolay değilmiş değil mi? Evet, çok kötü bir şey. Peki bu olaydan çıkartacağımız sonuç nedir sence?
Ne? Kendimizden 20 yaş büyük ablalara evlenme teklif etmemek lazımmış. Yaş farkı o kadar önemli mi ya? Önemli tabii oğlum. Ya şimdi evet demiş olsaydın ne yapacaktın? Sen genç bir delikanlı olduğunda böyle yanında bastonla dolaşıyor olacaktı. Doğru. Peki bu olaydan çıkartacağımız ikinci şey ne? Ne? Matematik sadece bir ders değildir. İşte böyle hesaplar yapmaya da yarar. Aman baba ya. Aslan oğlum benim. Sen hiç merak etme. Aşık olup evleneceğin yaşta bu kadar çabuk gelecek ki. Ama ben senin yerinde olsam var ya... ...şu 8 yaşında bir delikanlı olmanın tadını... ...acayip çıkartırdım biliyor musun? Levent! Levent! Selin ne oldu? Ne bu telaş ya? Kıyafetlerim yok. Kıyafetlerim mi yok? Ya evet, gardırobum bomboş. Hepsi gitmiş. Ne oldu senin Allah? Atma bakma, bütün kıyafetlerim gitmiş. Bu benim kaldım. Evet Selin Hanım. Adalet Hanım teyze bunu bana verdi. Nasıl sana verdi ya? Dolabınızdaki her şeyi bana verdi. Al bunların hepsi senin. Güle güle kullan dedi. İnanmıyorum ya. Niye böyle bir şey yaptı? Hoşuna gitmiyormuş. Senin gömleği Mustafa'ya verdim diye yaptı. Neyse hayatım tamam. Sıkma canını çok fazla. Bak hepsi Fatma'daymış. Onları geri alabilir miyim Fatma? Ay vermek isterdim Selin Hanımcığım ama... ...çoğu bana olmuyor diye aşağı mahallede fakir bir kadıncağız vardı. Hepsini ona verdim. Ne? Ya böyle bir şey nasıl yaparsın anne ya? Karın beğenmediği şeyleri başkalarına bağışlıyor ama. Yani kusura bakma anne ama o da o gömleği beğenmemekte haklı yani. Hiç benim tarzım değil. Aşk olsun oğlum. Hani beğenmiştin? O Selin'in kıyafetlerini vermeden önceydi anneciğim. Yazıklar olsun sana oğlum. Sana gayet güzel, gayet kaliteli bir gömlek alıyorum, beğenmiyorsun. Adalet Hanım teyze, sizin aldığınız gömlek yıkanınca bembeyaz oldu. Bütün renkleri attı. Çok kaliteliymiş desene. Nereden almıştınız Adalet Hanım teyze? Aynısından 2-3 tane daha almam lazım. Sonuncuyu geçen gün ben aldım Fatmacığım. O da az önce çıkartırken sırtından yırtıldı. Export ya, ondandır. Eyvah! Bu gömleğin renkleriyle beraber... ...renkli gecelerim de gitti desenize. Anneciğim, ne yapacak şimdi bu kadın peki? Bilmiyorum oğlum. Onu baştan düşünseydi. Bence baştan düşünmesi gereken sizdiniz anneciğim. Ne demek şimdi o? Oğlunuzun parasını harcamayayım diye beni alışverişe göndermediniz ama... ...şimdi çok çok daha fazlasını almam gerekecek. Öyle değil mi Levent? Selin haklı anneciğim. Tamam canım tamam. Ben gider alırım kıyafetleri Fatma'nın verdiği kadından. Aa yok yok olmaz. Aa çok ayıp olur. O yüzden ben gidip sabah kendime güzel güzel şeyler alayım. Selin'cim yalnız abartma oğlum fazla. Abartmak zorundayım hayatım. Çünkü hiçbir şeyim kalmamış. İyi yaptın değil mi anne? Şimdi dünyanın parası gidecek. Bu çocuk 6 sene tıp mı okumuş? Bugünlere kolay mı gelmiş? Bu parayı nasıl kazanıyor? Hiç bunları düşünen yok tabii. Yok yok yok. Hiçbir yerde yok o gömlekten Mustafa. Neyse Fatma'm boş ver ya. 3 gündür arıyorsun sana da yazık. Ararım tabii. O gömlek olmayınca bu tembel gibi sürekli yatıyorsun. Çıkmıyorsun. Bunların hepsini tek tek deneyeceğiz. Belki içlerinden bir tanesi seni yine o kaplana çevirir. Yapma Fatma'm ya. İşim gücüm var benim. Bana bak deneyeceksin. Ben bu ayakkabıları çıkarıyor muyum ayağımdan? Yavaş. Yavaş. Demek ki neymiş? Evin içine topuklu ayakkabı giyinmeyecekmiş değil mi Fatma? Evet Levent. O kadar söyledin Levent Bey, dinlemiyor ki. Tamam tamam, hadi şimdi doğru eve. Biraz istifa edip bir şeyin kalmaz. Önemli bir şey değilmiş. Sağ, sağ olun Levent Bey. Hadi görüşürüz, gel. Hoşça kal. Kolay gelsin. Ay, 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 ay. Tamam, tamam dur. Allah. Ah Fatma, geçmiş olsun. Sağ ne olun. Oldu? Bir topuk kazası oldu da Buket Hanım. Topuk kazası mı? Ya çok uzun hikaye Buket Hanım. İyi peki. Benim de acelem vardı zaten. Geçmiş olsun. Sağ olun, görüşürüz. Sağ olun. Nasıl şöyle düzgün yürüyorlar? Hayret ediyorum. Patlan gibi kadar ha. Ya topuklu giymiş, o yüzden söyledim. Hadi hadi yürü. Ya yürüyeyim tabii.
Yürü yürü. Ya papa niye kırıyorsun lan lan? Levent, kızım ama annen olmayınca bu ev harika oluyor. Niye kızım hayatım, bak ne güzel baş başa kaldık işte. Üç gün oldu gelmiyor yalnız. Son hatası biraz büyük oldu da ondandır. Bugün aradım iyi geliyordu sesi. Uf, ya evde de çok sıkılıyordu değil mi? Hadi kalk gidelim. Nereye? Annene. Ciddi olamaz. Niye ciddi olamayayım canım? Ben bir kahve yaparım, otururuz biraz sohbet ederiz ha? Ya aşkım var ya, büyük kadınsın ya. Oh. Ay canım. Oh lütfen. Biz de bir gün yaşlanacağız değil mi? İyi tamam o zaman, ben şöyle üstüme kalın bir şeyler giyeyim. Tamam dur, ben de belki hazırlayayım. Aa anne. Merhaba oğlum, nasılsın? İyi, yavrum. Özledin ya, nerelerdesin? Aslında gelmeyecektim ama vallahi dayanamadım. İyi yaptınız anneciğim, hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Buyurun buyurun geçin. Vallahi inanır mısınız? Biz de şimdi tam size geliyorduk. Bana mı? Hadi üstünüze bir şeyler alın da gidelim. Ne gerek var anneciğim? Geldiniz ya işte. Evet anneciğim ya. Şimdi o kadar yolu gitmeyelim. Ne yani? Benim evim size uzak mı geliyor? Hayır anneciğim. Yani hazır gelmişsiniz. Burada oturalım işte. Değil mi Levent'ciğim? Tabii hayatım tabii. Sen anneme güzel köpüklü bir kahve yap da o içsin. Ben anladım oğlum. Siz bana gelmek istemiyorsunuz. İstiyoruz anneciğim. Niye istemeyelim ya? Allah Allah. Üç gündür yokum. Bir uğramadınız oğlum. Ya anneciğim işlerimiz vardı. Hem üç gün çok değil ki. Bak bize geliyorduk zaten. Hem ben bugün aradım ya sizi anne. Aman aman. Kuru kuru aramak kolay. Bana bir şey olsa hiç haberiniz olmayacak. Allah korusun. Niye bir şey olsun anneciğim? Maşallah çok sağlıklısınız. Levent duydun mu oğlum? Karım benimle yine çoğul konuşuyor. Aa tabii. Kaynanayım ya ben. Araya böyle mesafe koymak lazım. Hadi anne kalk, tamam hadi. Sana gidelim, kahveyi orada içiyoruz hadi. Ben de Berke'yi alayım. Aa, durun durun, şaka yapıyorum. Gelmişim ayol. Kim gidecek şimdi o kadar yolu? Tentiş. Anne, anne valla versin bir daha bir şey yapıyorsun. Ağzına getiriyorsun. Ayol ya. Al anneciğim. Sağ ol kızım. Yavrum ekmeği uzatır mısın bana? Tabii. Buyur anneciğim. Teşekkür ederim yavrum. Vallahi siz böyle iyi geçince var ya, ben dünyanın en mutlu erkeği oluyorum ha. Hayatım biz hep iyi geçiniyoruz. Arada sırada olur öyle kırgınlıklar. Tabii canım, tuz biber işte. Yani keşke şu anı dondurabilsek de sonsuza kadar sürse. Ay, tamam hayatım, abartma. Bilmiyor musun kızım Levent, ara sıra abartır işte böyle. Ya. Ay, kediye verdiğim incir reçelini sormaz inşallah. Benim yaptığım incir reçeli nerede kızım, göremedim. Yedik anne, bitti. Ne zaman yaptın anne sen reçeli, ben görmedim. Yedik ya hayatım. Ha, aa, ya. Vallahi çok güzel olmuş anne ya. Ellerine sağlık. Çok güzeldi. Attınız değil mi? Beğenmediniz. Aa, hayır anne. Ya yaptığınız gün bitirdik. O akşam nasıl acıkmışız yani, Levent'le oturduk şuraya bir ekmekle koca kavanozu bitirdik. Ya koca kavanozu bitirdik. Bir de üstünde annem ne kadar güzel yapmış diye konuştuk değil mi? Ha? Günaydınlar, afiyet olsun. Günaydın, günaydın Mustafa. Şey Selin Hanım, geçenlerde kediye incir reçeli vermiştiniz ya, siz ondan kaldı mı? Demek benim emek verip yaptığım şeyleri kediye veriyorsunuz ha? Bir daha size bir şey yaparsam. Ya anne bir saniye ya. Ya Levent Bey ben ne yaptım? Ya hayvan alışmış incir reçeline, sürekli tatlı bir şey istiyor ya. Of Mustafa ya, bozdun işte barışı. Ne barışı? Anneciğim yapma Allah'ını seversen ya. Yedik biz o incir reçelini ya. Senin incirlerden bir tanesini hayvanın önüne atmış. Demek hayvanın canı mı çektin ha? Hepsini vermiştir o. Zaten ben görmüştüm. Reçel yaparken dudak bükmüştü. Büktün mü senin? Yok hayatım. Ben rujumu böyle böyle yediriyordum ya. Anne dudak büktüm sanmış. Gördün mü anneciğim? Bak senin rujunu şey yapıyormuş. Yoksa senin bayılır ince reçeline ya. Tabii. En sevdiğim reçel. Tembel de bayıldı babaanne. Bütün kıvanızı bitirdi. Belki. Bak servisin kaçacak. Hadi çabuk çabuk çabuk. Bak hala oyalanıyor. Hadi hadi. Yürü bakalım. Koş bakalım hadi. Çocuktan al haberi. Hani bir tane incir vermişti?
Anneciğim şimdi şöyle olmuş demek ki, bir tane incir vermek isterken bütün incirler sen yapış çatala... Reçel tabii yapışkan bir şey. Evet anne, aynen öyle oldu. Hani Selin'in en sevdiği reçeldi. Öyle anne, çok severim, hatta bayılırım. Ben de. Ha, öyle mi? Tamam o zaman. Bugün bir kavanoz daha reçel yapıyorum. İkiniz oturup afiyetle yiyeceksiniz. Hani geçen günkini oturup yemişsiniz ya. Ha? Bunu da yiyeceksiniz. Tamam mı? Hasan, sen iki dakika içeri geçsene. Niye? Hülya hemşireye mi asılacaksın Kemal Bey? Ne diyorsun Hasan sen ya? Ayıp ya. Ne ayıbı hocam? Fıstık gibi kız, üstelik bekar da yani. Hasan! Benim burada işim bitmedi, hiçbir yere giderim. Ya Hasan gitsene kardeşim. Ya Levent, ne oluyor? Ne bu siniri yine sabah sabah? Akşama bir kavanoz incir reçelini sen de yiyecek olsaydın sen de sinir verirdin. İncir reçelimi? Ay ben çok severim. Ya ben nefret ederim. Ya zaten bizim evde barış ortamı iki saatten fazla sürse ben şaşarım. İlla bir şey olacak ya. Ya anlatsana ne oldu? Ne olmadı ki? Annem geçen gün reçel yapmış, ince reçeli. Selin akıllısa tutmuş onu Berke'nin kedisine vermiş. Aa! Ya ondan sonra sabah kahvaltıda annem kalktı yok, ince reçelinden yediniz mi dedi. Ben gösteririm size bana yalan söylemeyi. Oh eline sağlık. En büyük incirleri seçmiş. Kolay gelsin anneciğim. Sağ ol ya. Of ya. Nasıl yiyeceğim ben bu kadar incir reçelini? Bugün çok karnını doyurmayayım mı yavrum? Akşama senin o çok sevdiğin incir reçelinden var. Peki anneciğim. Hasan, gitsene şuradan kardeşim. Senin başka işin gücün yok mu ya? Yok Kemal Bey, benim bölgem burası. Şimdi başhekim çağırırsa ne olacak? Çağırmaz çağırmaz. Sen git çağırırsa ben bakarım. İsrar etmeyin hocam, ısrar etme. Ne söyleyeceksen benim yanımda söyle Hülya hemşire. Ya söyleyemiyorsan? O zaman ayıp bir şey demek. Evlenmeden olur mu hiç? Hülya hemşire senin bildiğin kadınlardan değildir. Bunu da böyle bil. Hasan! Ne demek Hasan? Seni kötü niyetli insanlardan koruyoruz da kötü mü oluyoruz yani? Hasan! Ben şimdi ne yapacağım Buket ya? Bu kadar incir reçeli yenir mi ya? Vallahi Adalet teyze sizi çok iyi yakalamış ha. İnsan yaşlanınca zihni ne kadar açılıyor değil mi? Ya! Süper. Biraz da senin şu zihnin açılsa da bir çare bulsan güzelim ha. Vallahi bence hiç şansınız yok. Ya kediye verdiğinizi itiraf edeceksiniz ya da yiyeceksiniz. Of Selin, of Selin, of! Kendini de yaktın, beni de yaktın. Evet çocuklar. İşte en sevdiğiniz incir reçeli. Hadi bakalım afiyetle yiyin. Merak etme Tembel. Artan olursa senindir. Artan olmayacak yavrum. Annenle baban incir reçelini çok seviyorlarmış. Şimdi afiyetle yiyecekler değil mi oğlum? Evet anne. Değil mi kızım? Evet anne. Hadi. Hadi başlayın çocuklar. Hadi yavrum. Hadi başlayın. Yoksa kedi gelip yiyecek ha. Ekmek yiyebilir miyiz anne yavrum? Tabii oğlum tabii ne demek. Al yavrum. Al çocuğum. Yağda sürebilir miyiz anne? Tabii kızım. Tabii al canım. İstediğimiz inceden başlayabilir miyiz? Aman oğlum ne demek? Hepsi sizin zaten. Hepsini yiyeceksiniz. Ama başka bir şey yok. Siz böyle seviyormuşsunuz ya. Şey anne. Ne o yoksa sevmiyor musun? Yok canım sevmez olur muyuz ya? Bayılırım ben incir reçelini. Oh, oh, afiyet olsun. Hadi alın, biraz daha alın. Ben size yine yaparım. Asla itiraf etmeyeceğim. İtiraf edersen bu işkencenin devamı gelir Levent. Dayan oğlum.
çocuklar. Evet, size çaylarınızı da getirdim. İncir reçeliyle çay çok güzel gider vallahi. Aa, oğlum duruyor daha burada, yememişsiniz. Hadi hadi yiyin, hadi çabuk. Anne yeter, şekerim fırlayacak ya. Yok, bana da yani dokunur diye yemiyorum. Yoksa vallahi bayılırım. Hani geçen gün koca kavanozu yemiştiniz ya. O zaman niye dokunmadı? Şöyle. Ya yeter, ben dayanamıyorum ya. Ben de. Bana itiraf ediyorum. Ben benim kavanozda gittiğinde ben verdim. Ben de onun yalanına olmaz oldum.